Biraz uluslararası şeye girmişken kısaca geçen hafta bana hem umut hem umutsuzluk veren iki konudan kısaca bahsetmek istiyorum. Birisi İngiltere. Hakikaten İngiltere'deki ırkçı ayaklanma çok ürkütücü. Yani polisi önlemlerle bastırmaya çalışıyorlar. Hepimiz görüyoruz. Taşradan yükselen bir hareket ağırlıkla ama bayağı faşizan damarı var. Bayağı ırkçı bir damar var. İşte İngiliz Başbakanı filan da böyle daha çok polisi önlem, daha sert tedbirler filan diye konuşuyor ama şunu görmemiz lazım. Bütün dünyada sosyal devletin çöküşü, sosyal harcamaların kısıtlanması bütün halkları daha da yoksullaştırdığı için öfke taştı ve öfke maalesef en zayıf halkanın dolayısıyla yeni göçmenlerin üstüne taştı ve onlar hedef haline geldi. Ama burada görmemiz gereken 20 yıllık ağır bir şeyden çıktı İngiltere. Bir savcı iktidardan çıktı ve bütün hakikaten sosyal harcamaları kıstılar. Ve onun bedelini ödüyor İngiltere şu anda. Ve bunun çaresi de daha polisiye tedbir olamaz yani. Sonuçta hakikaten bir sosyal adaletin tekrar dönmesi lazım bu dünyaya ki ayağa kalkabilsin. O konuda da tek olumlu örnek benim görebildiğim Bangladeş'ten geldi. Hakikaten bir o yoksulların isyanı bir öğrenci ayaklanmasıyla hükümet devirdi. Ve gelen çok ilginç bir şey getirdiler. Yani hakikaten gençlerin desteğiyle geldi. Muhammed Yusuf Yunus çok ilginç bir karakter. Yani bütün Nobel almış bir karakter. Ve yaptığı çalışmalar tamamen kent yoksulluğu üzerine. Ben de üzerine makaleler okumuştum. Çok ilginç bir model yaratıyor ve tamamen bütün bu dünyadaki global kapitalist baskıya karşı nasıl yoksullardan yana bir ekonomi kurulabilir. Yani bir tür Hacer Fogo'nun Türkiye'ye başbakan olduğunu düşünün. Hakikaten öyle bir şey oldu. Yani yoksulluk üzerine çalışan bir teknokrat aslında ülkenin başına getirildi. Belki bir modeldir dünya için. Onun için altını çizelim. Dünyadan bahsetmişken Paris'ten de bahsedelim. Çünkü bizim heyetin Paris, CHP'lilerin Paris çıkarması bayağı konuşuldu. Bilmiyorum izleyebildin mi hiç? Orada sadece maçlardan görüntüler yansıdı sosyal medyaya ama bir tür İstanbul için kulis yaptıklarını söylediler. Ama Erdoğan'ın öfkesine muhatap oldular yine. Ben kendilerini çok anlatamadıklarını düşünüyorum. Ve sadece maçtaki zafer görüntüleriyle yansıdı. Orada ne yapıldığı, nasıl bir kazanım elde edildiği çok ortaya çıkmadı. Bilmiyorum ne kadar takip edebildin CHP'nin Paris macerasını. Ya ben takip ettim. Kah AKP'yi eleştirdim. Kah bu CHP'yi eleştirdim ve bu eleştirileri yaparken mümkün olduğunca işte Aslı Baykal ya da Kılıçdaroğlu'na yakınlaşmamaya çalıştım. Ama yani şunu öncelikle söylemek gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. Yani ne münasebet kardeşim? Yani diyorlar ki işte hani bu kadar para pul harcanır mı? Halk sefalet içinde yaşarken olimpiyatlara gidilir mi? Yani bu CHP'nin meselesi değil, AKP'nin meselesi. Bunu öncelikle ortaya koyalım. Yani dünyanın her yerindeki yurttaşlar, Avrupalı insanlar, o az önce sözünü ettiğimiz coğrafyalardaki değil, Bangladeş gibi olimpiyatlara gayet de gidiyorlar. Hani böyle bir servet filan da gerektiren bir iş değil kendi bütçelerinden. Şimdi meselenin bir bu tarafı var. Yani evet, Türkiye'nin temel sorunları var ama siyasetçilerin de nefes almak gibi bir durum var. Başka yerlerde kulis yapmak gibi bir durum var. Ama kamucu bir bakış açısıyla burada harcanan paraların çok yüksek olduğunu da eleştirmeden yapamayacağım. Bu noktada sponsorların söylenmesi gerektiği konusunda da aslında bir şüphem var. Sponsorlar söylenmeli. Eğer sponsorlar bu parayı karşılıyorlarsa şunu da ifade etmek gerekiyor. Daha mütevazi kulisler yapılabilir, daha mütevazi toplantılar yapılabilir. Türkiye'de mesela hayvan konusu tartışılırken bu sponsorlar hayvan barınaklarını yapmak için kullanılabilirdi. Bunları da söylemeden geçemeyeceğim yani. Yani çok dertlerini anlatamadılar gibi geliyor bana ya da Fransız basınında falan ya da dünya basınında bir etkisini görmedik. Yani o görülseydi belki yani orada ciddi bir İstanbul için, İstanbul kaç 2036 için galiba kulis yapılıyor şu anda. Hani ona dair birkaç şey görebilseydik ama daha çok işte hani biz bize oldu bu iş gibi görünüyor. Onun bir şeyi oldu. Yani biz bize niye bu kadar para harcadık, burada da yapardık gibi bir eleştiri. Tabii yani
Erdoğan'ın CHP'yi müsriflikle eleştirmesi de kendi başına gene o karikatürlerden biri. Yani o, bu konularda öne üste çıkma yeteneği o kadar yüksek ki, sen hani dünyanın en pahalı saraylarından birinde yaşayıp hani hiçbir şey taviz vermeden koruma ordusundan... Ya 3 hafta önce Berlin'e gitmedin mi sen trilyonlar harcayıp? Yani orada işte CHP'nin 2 gün için tuttuğu evi eleştirmesi falan akıl ötesi, ama CHP'nin bu konularda hakikaten daha dikkatli olması gerekiyor zannediyorum.